Seyirciler, şu sıralar İstanbul'da hangi cadde ya da sokaktan geçseniz evlerde satılık tabelasına rastlanıyor. Tam anlamıyla satılık ev patlaması yaşanıyor. Öylesine ki aynı anda 7-8 dairenin satılık olduğu binalar var. Haliyle fiyatlar da düştükçe düşüyor. Peki emlak piyasasındaki bu dalgalanmanın sebebi ne? Ev almak ya da satmak için doğru zaman mı? 1 milyonluk daireyi pazarlıkla 750 bin liraya, 800 bin liraya rahatlıkla alabileceği günlerdeyiz. Her köşe başı, her pencere satılık tabelalarıyla dolu. Satan çok ama alıcı az. Fiyatlar düşüşe geçmesine rağmen binlerce daire yeni sahibini bekliyor. Bir binada en az 6-7 tane daire satışa çıkmış oldu. Cebinde parası olan, ev sahibi olmak isteyenler için bir avantaj yaratıyor. Neden çok fazla satılık ev var ve bu evler neden satılmıyor? Uzmanlara göre çok fazla kriter var. En önemlilerinden biri konut artışı, konut stoğu. Özellikle müteahhitler en az kendilerine 4 daire çıkarıyorlar bir binadan ve bu da konut stoğuna ekleniyor ve arz fazlası oluyor. Müteahhitler yeni projelere sıcak para aktarmak için doğal olarak sıcak parasıyla gelen müşteriyi kaçırmak istemiyor. 1 milyonluk daireyi pazarlıkla 750 bin liraya, 800 bin liraya rahatlıkla alabileceği günlerdeyiz. Satılık evlerin artmasındaki bir başka nedense lüks ve orta üstü sınıftaki evlerin sayısının artması. Yani hala alım gücünü yansıtmıyor. Dar gelirlilerin ev almaya ihtiyacı varken onlar için konut üretilemiyor. O yüzden de orada da bir stok birikmesi oldu. Fiyatları aşağı çeken bir diğer etken kentsel dönüşüm. Kimi ev sahipleri yenilenen binalarına geri dönmüyor, başka semte taşınıyor. Satılık evlerin çoğaldığına örnek olabilecek çok sayıda bina var. İşte o çarpıcı örneklerden biri de burada Bostancı'dayız. Bir binada yaklaşık 7 satılık daire söz konusu. Her biri aslında aynı özellikleri taşıyor ama hepsinin fiyatları da birbirinden farklı çünkü rekabet var. Krediler 0.90 ile 1 arasında değişiyor. Diğer taraftan tapu harçları hala %3'lerde konutlarda. Bir avantaj söz konusu. Bu görünümde 0.1 dairenin yaklaşık fiyatı 1 milyon liraydı çok yakın bir zamana kadar. Ancak şu anki fiyatı 750 ile 800 bin lira arasında değişiyor. Ve bu fiyatlar bölge bölgede değişiyor. Ve yaklaşık %40'a varan indirimler söz konusu. Bir hafta içerisinde Küçükyalı ile Maltepe arasındaki bölgede yeni satışa çıkan ev sayısı 600. Fiyatlar da düşmüş oluyor. İstanbul'un her yerinde aynı şey söz konusu. Fiyatlar ortalama? Ortalama %30 ile %40 arasında düştü. Motosiklet tutkunu kuyumcu başına gelecekleri sanki önceden sezmişti. Yollarda otomobil...